iki göbek deliği olduğu fotoğrafı basına yansıyan Seren Serengil'den Star Life'a özel açıklama. Göbek deliği değil zaten o. İki tane değil, dört tane kesinlikle delik var. Tarkan ve eşi İstanbul gecelerine döndü. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ ayrılmaz ikili oldu. Mehmet Ali Erbil bir hastalıkla ilgili herkesi uyardı. Allah'tan büyüklere bulaşmıyormuş. Sarp Apak evlilik kararı aldı. Hemen annelerimiz babalarımızı aradık. Star Life'da baş döndüren bir magazin turuna çıkıyoruz. Biri gide ve yaptı dilli düdük. Ateş edile bile körükle gidiyor. Hem de kuyusunu kazıyor enayi. Çırcır ötüyor. Etiler'deyiz. Kadınlar için alışveriş hem mutluluk hem de kabus. Seren Serengil çok mutlu ancak aradığı parfümü bir türlü bulamıyor. Koku duyguların %75'ini etkileyebiliyor. Seren Serengil de aradığı koku için titiz davranıyor. Hayırdır inşallah. Yarım saatlik parfüm alışverişinin ardından güzelliğine güzellik ekleyen Seren Serengil'le sohbet ediyoruz. Çok uykusuzuz. Dün programın ekip yemeği vardı. Sonra mini bir toplantı yaptık sabaha kadar falan 2-3'e kadar sürdü. Fakat ben alışkanlık sabah 7'lerde uyandığım için ne yapayım, uykusuz bir gün geçiriyorum bugün. Uykusuz her gece, yorgun ölesiye ancak mutlu son günlerde. Seren Serengil çok yakında Star'da Mesut Yar ve Deniz Akkaya ile seyirciyle buluşacak. Bence kanallardaki en kaliteli üçlü diyebilirim. Vizyon açısından, entelektüel birikim açısından Mesut Yar zaten çok uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ben keza 2003 senesinden beri daha çok gece programları yaptım ama sabah magazin programı da yaptım. Benim de bir 14-15 senelik bir geçmişim var. Son günlerde yapacağı televizyon programının haricinde bu fotoğrafa yansıyan iki göbek deliği olduğu dillendirilen Serengil bu konuya da açıklık getirdi. Mide ameliyatı oldum. İki tane değil, göbek deliği değil zaten o. İki tane değil, dört tane kesinlikle delik var midemde. Çünkü roboskopi yapılıyor ve hani dört tane yerden giriliyor mideye. O yüzden de iki tane değil dört tane var şu anda. Ama göbek deliği değil o. O delik var yani. Şöhretlerin merkezi Etiler'deyiz yine. Kusura bakmayın, BBC'den arıyorlar. Buyurun Fatih Yürek. Yılları durduran, güneşi solduran, dünyayı ısıtan adam Mehmet Ali Erbil yine neşeli, yine keyifli. Ha, bir 10 dakika sorar mısınız? Olur mu? Gönül. Hangi gönül? Uslan artık, deli gönül. Oğlu Ali Sadi kocaman oldu. Erbil şöyle bir görüntü paylaşmıştı, hatırlayacaksınız. Evet, bugün orta okula başlıyoruz. Oğlu okul öncesinde bitlenmiş. İlk gün daha, bismillah. Dakika bir, gol bir. Nasıl olmuş abi? Bir arkadaşı vardı, o getirmiş. Evde oynuyorlardı okula gitmeden önce. Ondan kapmış. Allah'tan büyüklere bulaşmıyormuş. Okul döneminde anne ve babaları bu konuda duyarlı olmaya çağıran Mehmet Ali Erbil, ilkokul yıllarında kendisinin de böyle bir sorun yaşadığını söyledi. Uyuz, uyuz oldum, uyuz. Var ya, çok uyuz. Uyuz oldum. O gün bugün. Oradan mı kaldı? Hem de kimden bulaştı? İsviçre'den bir tane amcamın arkadaşı vardı, onun kızından bulaştı. Çocuklar her şeyimiz, çocuklar geleceğimiz. Ortaköy'deyiz. İki çocuk annesi Tuğba Ünsal kucağında bir çocukla bakın neler yaşıyor. İki çocuk annesi Tuğba Ünsal masalların çocuklar için önemli olduğunu söylüyor. Masalın önemini anlatmaya çalıştık. Çünkü herkesin hikayesi bebekliğinde annesinden dinlediği masallarla şekilleniyor. O yüzden masalın aslında çocukların hayatında çok büyük önemi var. Tuğba Ünsal masalların çocuklara olan yararını bilimsel olarak da araştırmış. Aslında en sevdiğim masal kendi yarattığımız masallar.
Çünkü masal bir kere çocukların tam uykuya geçiş döneminde beyin dalgalarının, frekanslarının en dingin olduğu ve verdiğiniz bilgiyi, mesajı çok iyi alabilecekleri bir yöntem. O yüzden o dönemi, o uyku öncesini çok iyi değerlendirmek lazım. Gecelerdeyiz. Yazın birlikte tatil yapan, son günlerde ayrılmaz ikili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy Emirgan'da takılıyor objektifimize. Yüzler gülüyor, keyifler yerinde. Aman Allah bozmasın keyfinizi beyler diyor. İşte bu anlara tanıklık ediyoruz. Etiler'deyiz. Herkes bir fotoğraf çekme telaşında. Yok yok, yaklaşmıyorum. İçeriden 10 kişi birden çıkıyor. En arkada da Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu görünüyor. Pınar Tevetoğlu kameralara bakmıyor. Tarkansa her zamanki pamuk kalbi şeker yüzüyle selam veriyor herkese. Usta magazinci Kenan Erçetin Göz ve Sinan Akçıl Levent'te akşam yemeğinden çıkıyor. Bu akşam sevgili Erkan Petekkaya'da olacaktı ama Göce'ye gitmiş. Aynen. Serdar Taş da uyuyakaldı. Aynen, o da gelecekti. Kadroda eksikler, gönülde biraz kırgınlık var herhalde. Ekip olarak bir Miami seyahati varmış. Ya 28 Ekim'de Kim Kardashian, Pitbull bir buluşma olacak. Bundan dolayı da gurur diyorum hakikaten. Türk bayrağını dalgalandıracağız Kenan abi sayesinde. Güzel olacak inşallah arkadaşlar. 28 Ekim bekliyoruz yani. Yeniden Etiler'deyiz. Oyuncu Hakan Bilgin yeni hobisiyle ilgili alışveriş yapıyor. Bu DJ setup'ına sardım. Öyle bir işte eşim bir yerde şarkı söylüyor. Onun öncesinde sonrasında belki arada bir müzik yaparız. Oo, demek ki Tiesto'ya Afrojack'e rakip geliyor desenize. Yani yazın biçte falan beni bulamazsınız. Hakan'ın biçi var oradan da, hayda DJ diye. Artık oyunculuğun yanında Hakan Bilgin'i DJ olarak da göreceğiz. Müziği çok seviyorum. Çok da içine bu saatten sonra bulaşmak çok kolay değil ama çalmak, insanları eğlendirmek keyifli yani. Sadece elektronik müzik değil, enstrümanist olarak da varlık gösteriyormuş Hakan Bilgin. Herkes ölmeden önce bir enstrüman çalmalı mesela, bunu söylüyorum. Uğraşıyorum hala işte, klarnetli, saksafonlu falan filan, onlar müziği seviyoruz yani. Günün en sportif çifti geliyor. Sarp Apak ve sevgilisi Bengüsü Uzunöz hayli sportif bir şekilde akşam yemeğinden çıkmış. Merhabalar. Kameralardan hoşlanmıyor hanımefendi, sizsiniz. İyi, izin olsun, her şey yolunda çok şükür. Sarp Apak bu tarz giyinmenin adeta hastasıymış. Ben hiç sizi karşılaşacağımı beklemediğim için biraz böyle rahat. Ama genelde siz spor görüyorsunuz. Evet, spor, evet, evet. Başka türlü yapamıyorum. Galalardan, düğünlere böyle sadece takım elbise giyiyorum. Onun dışında pek giymiyorum yani. Sevgilisinin kamera fobisi varmış. Bengi sevmiyor pek kameraları, haklı. Normal, kolay bir şey değil yani. Kameraları sevmiyor ama Sarp Apak'la beraber. Yani tabii de, hani yok, merhaba deyip uzuyor yani. Şimdi durmak istemiyor. Haklı da yani, ben de oyunda olsam ben de öyle olurdum. Biz çok şükür iyiyiz yani, bizim aramız iyi. Yakında düğün varmış. Biz iki seneyi tamamladık. Nişanımızı da yaptık. Mayıs ayında da düğün yapmayı düşünüyoruz. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Nasıl bir konsept olacak belirlediniz mi? Sakin, küçük, salaş, böyle kendi ailemiz arasında bir şey yapmayı düşünüyoruz. İstanbul'da mı olacak? Bilmiyorum onu. Ona karar vereceğiz işte. Genel olarak hani aile her yerde olduğu için ortak bir yerde olalım istiyoruz. Ama Türkiye'de olacak. Tabii yani. Tabii, burada olacağız. Haber veririm yine dediğim gibi. Evlilik teklifi de romantik bir ortamda olmuş. Doğum günümde yaptım. Hiç beklemiyordu. Güzel oldu benim açımdan. Onun için çok heyecanlandık. Ne kadar böyle şeyler kolay gibi gözükse de heyecan verici bir şey. Yani ilk defa yaptım böyle bir şeyi. İkimiz için de ilk oldu. Çocuk gibiydik. Heyecanlandık. Böyle duygulandık. Nasıl hemen annelerimiz, babalarımızı aradık. O, tabii standart, klasik şekilde diz çöktüm. Yani yeniliksel şeyleri seviyoruz ikimiz de. Hemen annelerimiz, babalarımızı aradık. Arkadaşlarımıza haber verdik.